Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Shinzo Abe'ning o'limi Xitoylarning yana bir yuzini dunyoga ko'rsatib berdi. Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Shinzo Abe 8-iyul qasqa uchrab qaza qilgandan keyin Xitoy fuqarolarining insoniylikka yot holda uning o'limini tabriklashib, butun dunyoni yana bir qatim cho'chitdi. Shinzo Abe'ning kutilmagan o'limi barliq axborot vositalari va ijtimoiy taratquvlarda kun tartibga kelgan bir paytda Xitoy fuqarolari yana bir qatim butun dunyoga boshqa bir yuzini ko'rsatdi. Bu vaqa Xitoyning ijtimoiy taratquv supalaridami tizlikda g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lib, Xitoylarning Shinzo Abe'ning o'limiga tantana qilishi Xitoyda azaldan mavjud bo'lib kelgan Yillardan beri texamo kuchaygan irqchilik kayfiyatini namoyon qildi. Bir necha kundan beri Xitoyning Weibo, Undidar qatorliq ijtimoiy tarmoq sifatlarida uning o'limini tabriklagan masxara qilgan turli yozmalar e'lon qilingan bo'lib, bu xil yozmalar kuchli olqishga erishgan. Ma'lum bir Xitoyning Weibo hisobida Shinzo Abe o'chmanlikni unutib, qoralliq kishini kechirib o'tishi kerak degan masxaralik inkasi 100 mingga yaqin yoqtirishga erishgan. Undan boshqa tor dunyosida Xitoydagi bir turkum do'kon oshxonalarining Shinzo Abe'ning o'limini tabriklab plakat osqanligidagi suratlar tarqalgan bo'lib, bularmi o'xshashla chat eldagi ijtimoiy tarqoq supalarida kuchli g'ulg'ul qo'zg'adi. Mazkur suratlarda ko'rsatilishicha Xitoylar qizil plakatlarga Shinzo Abe'ning o'lganligini qizg'in tabriklaymiz. Bu munosabat bilan bir mol olsangiz, birini sovg'a qilamiz degandek mazmunlarni yozgan. Bu masala Xitoyning kundalik axborot yig'inidami kun tartibga kelgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Javlijan Xitoylarning tor dunyosidagi inkasiga qanday qaraydiganligi haqida muxbirning savoliga duch kelgan. Ammo u tordagi har xil inkaslarga men ifoda bildirmayman deb javob berishdan o'zini qochirgan. Undan boshqa Tangshan Pedagogika institutining Shivinyang ismli bir pensiyaga chiqqan o'qituvchisi Weibo hisobida Do'stlar Kambrikimda Shinzo Abe apandining o'limini tabriklaydigan paskash qo'llarining yo'qligidan nihoyatda xushalman deb yozgan. Uning bu yozmasi Xitoylarning noroziligini qo'zg'agan bo'lib, ba'zilari Tangshan Pedagogika institutiga xat yozib, uni jazolashni talab qilgan. Shivanyang bu vaqtda yana inkas qaytarib, ostidagi inkaslarni ko'rganimda o'z millatimdan nomus qilaman deb yozgan. Tangshan Pedagogika instituti darhol bu vaqtda bayonot e'lon qilib, bu masalani tekshirib chiqadiganligini, mazkur o'qituvchini nizomlar bo'yicha qattiq jazolaydiganligini bildirgan. Navbatda bir qism analizchilar Xitoylarning Shinzo Abe'ning o'limiga qaytargan inkasini Xitoy rejimining yillardan beri maqsadli kuchaytirayotgan oshqun millatchilik tashviqotining natijasi deb qarashmoqda. Bu Xitoy fuqarolarining tunji qitim bundoq inkas bildirishi emas bo'lib, 11-sinfda bir vaqasidimi o'xshashli Amerika fuqarolari boshdan kechirgan fojiani tabriklashgan edi. Shundoqli bir necha yil burun Yangi Zelandiyada yuz bergan 50 dan ortiq musulmonning qazo qilishiga sabab bo'lgan terrorlik vaqasidimi o'xshash inkas qaytargan edi. Turkiyaning davlat arboblari qatnashgan hetlik ziyofatga uyg'urlarmi taklif qilindi. 10-iyul Qurban Hitning 2-ci kuni Uyg'ur qatorliq Turkiy millatlar va dunyoda igichoqsiz qolgan musulmonlar uchun hetlik ziyofat o'rinlashtirilgan bo'lib, Turkiya ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu qatorliq davlat arboblarini qadam tashrif qildi. Hetlishish faoliyatini Turkiya ko'chmanlar ministrligi o'rinlashtirgan bo'lib, Turkiya ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu, muavin ichki ishlar ministri Ismoil Chataqli qatorliq davlat rahbarlari qatnashdi. Va shundoqli Turkiyadagi Uyg'urlardan bir turkum tashkilot mas'ullari va jamoat arboblari taklif bilan ishtirok qildi. Undan boshqa faoliyatga yana igichoqsiz qolgan millatlardan Afg'oniston turkmanlari, Suriya turkmanlari, Yaman musulmonlari, Arakan musulmonlari va Falastin musulmonlariga vakolatan bir turkum kishilar ishtirok qildi. Hetlik ziyofatda Sulaymon Soylu apandi Uyg'ur va boshqa millatlarning vakillarini qabul qilib, qizg'inlik bilan ko'rishdi hamda ularning talablarini angladi. Faoliyatda Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon taklif bilan so'zga chiqib, Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Turkiya va barliq musulmonlarning Qurban Hayitini tabrikladi va Sharq Turkiston xalqining ko'ngil so'zlarini yetkizdi. Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu o'zining Facebook sahifasida bu haqda yozma va surat ham bahrlab, Istanbulda Turkiy millatlar va musafir ommaviy tashkilotlar bilan hetlashdi deb yozdi.
ve öz vatanda kurban heyt ötküzelmegen bu bayramını his kılalmagan Şarq Türkistan'dan Yemen'geçe, Arakan'dan Palestin'geçe, İran Türkmenlerden Afganistan'daki Türkmenlergeçe barlık Müslümanlarının kurban heytini tebrikleydi Allah'ını bildirdi. Elon Musk Twitter şirketini setiveliş kelişimeden çekinip çıktı. Tesla şirketinin baş direktörü Elon Musk Twitter şirketinin setiveliş kelişimedeki köplügen maddalarga xilaflık kılganlığı sebeplik 44 milyar dolar kıymetindeki setiveliş türüden çekinip çıkanlığını bildirdi. Amerika Avazı'nın bu aktaki haberde bildirilişçe Tesla ve SpaceX şirketinin kurucusu ve baş direktörü Elon Musk aldınkı mezgillerde halkaradaki en çok ictimai taratko süpülerinin biri bolgan Twitter şirketini setip almakçı bolganlığını cekarlıgan deyken ve bu aktı kilişim imzalanğan deyken bütün dünyada gulgulu kozgan idi. O bu setiveliş türüdün çekingenlikini ilan kılgan deyken Twitter şirketinin baş direktörü Brett Taylor Twitter hesabıda bununla inkas kaytırgan. Ve kanuni vasıtlar arqalıq Twitter şirketini setiveliş kelişimini mecburi icra kılıdığallıqını bildirgen. Elon Musk'nın advokatları elan kılgan bir uxturuşta Twitter şirketinin sahte hesap ya ki ahlat hesaplarga alaqadar uçurlarını təminləş tələbini izgil rət kılgallıqı ya ki karı bulmağallıqı bu uçurlarının şirketini başkuruşta intayın muhim işkelleki oturgu koyulgan. Elon Musk mezgur setiveliş kelişimidin çekinip çıkışıda başka sebepnin mi barlıqını yani Twitter şirketinin kelişim imzalanğan deyken bir kısım ali əməldarlarını ve bir türküm hizmetçilerini kıskartkallıqını bu sebeplik Twitter şirketinin kurulması da özgürüş bolğanlıqını bunun mu oxşaşlı kelişimge xilap işkellikini oturgu koygan. Elon Musk bu yıl 4. ayda 44 milyard dolar baha bilen Twitter şirketinin setiveliş təklifini oturgu koygan idi. Twitter şirketi müdiriyeti 26 April Elon Musk'ın talepini kabul kılgan ve iki taraf setiveliş meselesi hakkında kelişim imzalagan idi. Halbuki Elon Musk'ın Twitter'ını setiveliş planı siyasi cihetten mi dikkat noktası bolgan bolup, hususen Xitay'da zor bazar ölüşü bolgan, tenkitlerge karamay Şarkı Türkistan'da maksus setiş merkezi açgan Elon Musk'ın Twitter'daki fikir erkinliği ve Xitay'daki iqtisadi menfaatini kandak tenponlaştırdığallıqı hakkında türlük tahlil ve perezler oturgu koyulgan idi. Qoraqalpaqistan'daki vaqalarga çetişliq bir türküm kişiler nazaratke elindi. Özbekistan'ın Qoraqalpaqistan Avtonom Cumhuriyeti'de yüz bergen vaqalarga çetişliq 14 kişi nazaratke elindi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe Özbekistan Baştaptiş Mahkemesi bayanatı ilan kılıp, Özbekistan Asasi Kanunu'ndaki Qoraqalpaqistan Avtonom Cumhuriyeti'nin salahiyetiki münasifetlik maddalarga özgertiş kürgütüş doğrusudaki bazı teklifleri kündertifke kelgendiyken, Qoraqalpaqistan paytaxtı Nukusda başlanıp, kiyinci kanunsuz hareketlerge ayınlıp ketken vaqalarga çetişliq 14 kişinin asasi kanunluq tertip intizamını buzuşku urunuş bilen ayıplanıp nazaratke elinğallıqını uxturgan. Asasi kanunluq tertip intizamını buzuşku urunuş bilen ayıplanıp nazaratke elinğallıqını uxturgan. Bayanatı nazaratke elinğallarının içinde bu namayişini teşkillügüçilerden Dövlet Murat Taci Muradov ve Azamat Turdanov qatarlıqlarının barlıqı işaret kılınğan bulup, mezkur vaqalarga münasifetlik dastlabki tekşürüşünün davamlaşıvatqanlıqı dair uçurlar kayıt kılınğan. Özbekistan Asasi Kanundaki Qoraqalpaqistan Avtonom Cumhuriyetinin siyasi salahiyetige maddalarga maddalarına özgertiş kirgütüş toğrısıdaki bazı tekliflerinin kün tertipki kelişi bilen 1-2 iyul günleri Qoraqalpaqistan'da namayiş ötküzülgen idi. Vaqadinkin Özbekistan Prezidenti Şevket Mirziyoyev namayiş davamlaşıvatqan nukusqa berip xalq bilen körüşüp Qoraqalpaqistan'ın salahiyetinin özgertilmeydiğallıqını cekarlıgan idi. Namayişinin üzlüksüz devamlaşışıdan kin Prezident Mirziyoyev perman çüşürüp Qoraqalpaqistan Avtonom Cumhuriyeti'de 2. Avgustçı ciddi halet ilan kılgan idi. Amerika Ukrayna'yı yeni bir türküm herbi yardım təminləşini karar kıldı. Amerika Ukrayna'nın yukarı iktidarlıq zembirek raketa sistemisi ve ilgar zembirek oqi qatarlıqlarını öz içine alğan 400 milyon dolar kıymetindeki yeni koşumcu herbi yardım bilen təminləydiğallıqını uxturdu. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bir yukarı derecelik əməldarı Biden hükümetinin Ukrayna'yı kılıdığan 200 milyon dolarlıq yeni herbi yardım planının təfsilatlarını aşkarılıp, bu qetimki planının 4 tane yukarı iktidarlıq zembirek raketa sistemisi, 3 tane üskünlerini əsliki keltürüş maşinesi, 1000 tane 155 mm'lik zembirek oqi qatarlıqlarını öz içine alıdığallıqını bildirgen.
u yana yuqori iqtidorlik zambirak raketa sistemasining jang maydonidagi unumining nihoyatda yuqori ekanligini, bu qitim qismini qo'shganda Ukrainadagi yuqori iqtidorlik zambirak raketa sistemasi umumiy sonining 12 ga yetadiganligini bildirgan. Va shundaqla Rossiyaning mazkur sistemini vayron qilib tashlaganligi to'g'risidagi bayonotini rad qilib, Ukrainadagi 8 sistemining hammasining rolini joriy qildirayotganligini ta'kidlagan. Bu yil 1 million musulmon haji bo'ldi. Bu yil haj ibodatini ado qilish uchun muqaddas joyda bo'layotgan taxminan 1 million musulmon haji bo'ldi. Saudi Arabistan doirlari butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan Xitoy virusi sababli 2020 va 2021 yillari chet eldan haji namzati qabul qilmagan bo'lib, Xitoy virusi yuqumiga aloqador shartlar yengiltilgandan keyin bu yil 65 yoshdan tuban 1 million haji namzatini qabul qiladiganligini uqtirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertiki programımızı görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program akırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.